Efendim, herkese merhabalar. 500. bölümde siyah bir ev temizliyoruz. Gül abi, halıyı görüyor musun? Evet. İşte herkes çok diyor güzel. Ki koyu eşya alayım kiri belli etmesin. Aslında çok yanlış bir düşünce. Koyu eşya daha çok kiri belli eder. Siyah giyme iz olur derler. Ya beyaz da giyme söz olur diyorlar. Ne yapacağımızı bilemedik. En iyisi aratonlar. Gül Hanım, sizin enteresan ve uhrevi bir erkek çocuk isteme durumunuz olmuş. Normalde yoktu. Erkek çocuğuna illa olsun değildi. Benim başta iki tane kızım oldu. Biz üçüncü çocukları hiç düşünmemiştik. Sonra ben öyle bir dua ettim, öyle bir dua ettim ki cani gönülden. Bunu Giresun'a gitmiştim, halaya söyledim. Dedi ki bana, öyle bir dua et ki eşref saatine gelsin. Ben yattım kalktım, her gün dua ediyorum. Yatırlara gidiyorum, dilek diliyorum. Allah'ım. Benim iki tane olsun, 2000 yılında olsun, ikiz olsun, erkek olsun. Sonra hastaneye gittik, yattım böyle, doktor muayene ediyor. Ama o kadar, bir gün önce de arkadaşlarla böyle bir toplantı vardı. Ben de söylemeyin, kimse benim hamile olduğumu duymasın diyorum. Daha 28, daha 29 yaşındayım. Rahmetli Sebahat ablam var. Kız dedi, Gül Hanım da hamile biliyor musun dedi. Aaa! Masada... Boş boğaz Sebahat Hanım. Hiç rahmetinin ağzında ıslanmazdı. Sonra dedim ki benimki farklı olacak. 2000 yılında olacak, iki tane olacak, erkek olacak dedim. Milenyum yılını seçmiş. Ya bunu ben söyledim ama yarın tarzı gün cumartesiydi. Pendik'te bir özel bir hastaneye gittim. Doktor muayene etti dedi ki aile dikiz var mı dedi. Ben bile yani 6 aydır 9 aydır ben ikizlere yani beklerken gözlerken ben bile orada şok oldum. Başladım arkadaşıma sarıldım ağlamaya. İkiz oldu. İkiz oldu diye. Ha, genelde ikizler bazıları böyle anne karnında bir şey beslenemiyor falan. İkiz hamile çok riskli bir hamilelik evet, diyorlar. Evet, zaten demişlerdi o dönemde. İkizler genelde 7 aylık doğar. Yani 9 ayını pek doldurmaz dedi. Sığmıyorlar içeriye. Benim 9 aylık doğdu. Maşallah. Hadi değil. Bakalım. Hemen toparlayalım şu koltuklarımızın üstünü. Ne yapıyorsun sen? Ya çıkmıyor bundan. Kontürü bitmiştir onu. Kontür yükleyince yıllardır orada durup duruyor. Tövbe estağfurullah. Senden kurtulmayı dileyecektim. Benden kurtulmayı dileyecekmiş. Gel Gül ablacığım. Gelelim. Peteğin içi de var. O da temizlenecek. Bir önce duşu buzdolabının lastiğini bir halledelim. Sen ama ondan önce Gül abla. Temizlesin. Ondan önce ne yapmamız lazım Gül abla? Önce burayı yapalım. Yok, sonra temizliğe başlamadan önce. Halıyı şöyle kaldıralım. Tebrik ediyorum efendim. O zaman halıyı kaldırıyoruz. Buyurun. Bu yumuşak olduğu için katlaya evet, gidiyorum. Evet, camdan çırpıp pitip diye mesela. Tamam, aç ablam sen buzdolabının lastiğini. Hemen şöyle. Sen de bir bak, kontrol et abla. Oradaki içecekleri siz mi yaptınız? Arkadaşım yaptı. Ha. Ama içebilirsiniz. Yok, teşekkür ederim. Yok, o dedi ki acaba organik masaya özel mi yaptın? Masaya özel yapmadım, onu söylemediğim için. Şimdi jest falan yaptı, falan puan için yaptı derler diye. Daha önce menümde olmadığı için. Yap zaten, her şeyi puan için yapıyoruz. Babamızın haline mi onların karnını doyuruyorum ben daha buradan? Daha önceden yaptığım için sıkıntı olabilir. Olsun, gene de bir farkını belli ederdin. Sen daha hep iyi niyetin senin. Çık sandalyenin üstüne. Terlikle çıkmayayım ben. Ah, gel. Kirlenmesin. Tebrik ederim. Ben şey alabilir miyim? Ne istiyorsun abla? Krem deterjan almak hemen istiyorum. Hemen vereyim efendim. Buyur. Ben her zaman dedim, ablamın içinde tecrübesi dedim, göreceğiz dedim. Bizi de göster seyirciye. Göstereyim mi? Göster, göster. Heh. Arkadaşım bir aydır evinde yoktu yalnız. Evet. O yüzden. Yurt dışı seyahatine gitmiş saç açıcı almak için. Atapazarındaymış. Atapazarında dedim ya, şimdi yurt dışı olmasın. Ben değişik ama buzdolabından naftalin kokusu sana da geliyor mu? Aynen ya, sana mı geldi? Evet, dolaptan naftalin kokusu geliyor. Sanki sandık açmışım gibi. Naftalin kokusu Gül Hanım'dan geliyor. Seni Allah kahretmesin. Elbiseyi komple naftalinlemişsiniz. Abla bir şey söyleyeyim. Ya bak, bunlar hep yeni, sizin için aldım. Yapma ya. Sana takılmayı seviyor. Ben tekrar krem deterjan alabilir miyim? Hemen vereyim. Sonra da durulamaya geçeriz. Tamam, bezini yıkar veririm ben sana hemen. Bir memnun ol, bir memnun ol. Şimdi etaba geçiyor. Emin misiniz? Eminim. Kadir'cim, Gül Hanım çok zorlanacak bence. Ben o bez sıkmayı gördükten sonra asla öyle bir düşünceye kapılmadım. Sen diğerlerini de görecektin aslında. Şöyle gücüyor. Senin gençliğine denk gelecektik. Sen de biz benim gibi kaptırdın kendini. Ben hiç görmedim. Uçup gideceğiz ama sen
bu etabı gördükten sonra diyeceksin ki arkadaşlar bu muydu yani etap dediğiniz. Evet. Ama sana güvenmiyor. Güvenmedikten ziyade işte zorlanacağını düşünüyor. Yerleri silerken nefes nefese gördüm de ondan diyorum. Ama öyle değil, hem siliyordum hem konuşuyordum. Ben silerken yorulmam. Konuşturmazsanız şey İki yap, aynı anda yapıyordum. Çalışınca bu oluyor abla. Evet aynı anda. O kadar çok zor arka arkaya gelince. Tamam iş yaparken hanımefendiyi konuşturma, ikimiz konuşalım. Tamam sadece ikimiz muhabbet edelim. Onu yapalım mı? Sen görün sadece mi? Etaba odaklan. Tamam. Ama bir şey diyeceğim, etaba dikkat et. Çünkü hem etap birincimizde hediyemiz var, hem de temizlik puanından bir kısım buradan alıyorsun. Gözünü seveyim, sakın şey yapma, salapat olmasın. Canım ablam, gel gidelim ya. Ciddi kurban olurum. Samimiyetini alıyorum. Sen zaten bu programa bir nebze benim için geldin. Kadir Bey. Efendim. 500. bölüm anısına bana bugün bir hediye verecektiniz. Hediyeni verecektim ama yapan adam daha henüz bitiremediği için kaldı o yüzden. Yapan adam kör oldu. Geç, geç. Benim size bir hediyem var ama. Senin bana genellikle getirdiğin hediyeler pek hayırlı çıkmıyor ama merak ediyorum. Eminim iyi bir sürprizdir. Geç. Şaşıracak mıyım merak ediyorum. Hazır mıyız? Gül abla gel. Geliyorum. Son konuşmalara, çünkü etap boyunca konuşmayacağım dedi nefes nefese kalmamak adına. Evet. Gül abla hazırsan 500. bölümün etabını açıklıyorum. Ta 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 ta. Ay şuna bak. Bekliyor muydun bunu? Bunu hiç beklemiyordum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Bekliyordum ama bu kadarını hayat beklemiyordum. Hayat işte sürprizlerle dolu. Her zaman eşref saatine denk gelmiyoruz Gül ablacığım. Sıcak suyla kullanabilirim değil mi? Bak çatal, bıçak, leğen, maşrafa, deterjan, tel ne istersen yeter ki 5 dakika içinde en kısa sürede en iyi şekilde yapman lazım. Tamam başlayayım mı hemen? Başlayabilirsin. 3, 2, ses. 5 dakikanız ver. Süren başladı. Süreniz başladı Gönül Hanımcığım. Evet ablam sıcak suyla önce bir ıslatmak istiyor. Hadi bakalım. Bak iyi yapanlar var bilgin olsun. Kadir Bey saniyeler geçiyor. Suyla oynamayalım, suyla oynamayalım. Vaktimizi geçirmeyelim efendim. Boş geçmesin vaktimiz. Oh, tepsiyi dolduracak mısın sen bayağı suyla? Yağ sökücümüz var efendim. Yağ sökücü hangisi? Burada efendim. Yağ sökücümüz burada hemen. Bir saniye. Sıcak suda yumuşatmaya çalışıyor ablam. Evet. Sana zahmet bir de şu masaya gelelim seyircimiz görsün. Öyle mi? Orada mı yapalım? Ben orada bol bol suyla düşünüyordum ama. Suya yağ sökücü sıkıyoruz. Yok kenarlara sıkıyorum farkında. Nasreddin Hoca'nın mayalama hesabı ya tutarsa. Ya ben bunu orada yıkayım. Tamam görebiliyorlar sıkıntı. Bizi tepsinin altına koyun tezgah çizilmesin. Aynen. Ağzını bile. Sen benim hediyemi ver, hediyemi. Hazır mısın? Hazırım. Veriyorum. Hadi ya. Keşke benimki de gelseydi de verseydim ben de. Çok heyecanlandım. Kapat gözlerini. Sana layık değil ama. Bana layık değilse niye bana veriyorsun o zaman? Öyle derler ya. Ha. Biliyorsun senden kurtulmak istiyorduk. Açma. Kadir'cim açma gözlerini. Bak. Bir başlatayım öyle aç. Bir başlatayım derken? Tamam. Ağzına yüzüme bir şey gelmeyecek değil mi? Yok. Genelde çünkü senin hediyelerinden bana hiç hayır gelmiyor. Kadir'cim 5 dakikan var al canım. Fare kapanı falan değil değil mi bak. Alsana kardeşim. Tutayım mı? Al tut 5 dakikan var. Ona mı ne? Allah kahretmesin seni. Bu nasıl hediye? Tüm estağfurullah. Ondan geriye mi sayıyor bu? Ya bir insan hediye diye bomba mı getirir ya? Gül abla. Ben ay Allah seni kahretsin. Bunun her mavi kapası kırmızı ya. 5 dakika içinde süreyi durdurman lazım. Yoksa hepimize geçmiş olsun. Sen ciddi ona mı kurdun? Kız abla bunu nasıl ayarlayacağım? Bence sen onu 2 dakika geri al. 2 tane film izleseydim aksiyon gibi de hiç sevmem. Bombanın patlayıp patlamaması Gönül Hanım'ın 5 dakikada bitirmesine bağlı. Yani o bitirirse patlamaz mı? Gül abla ne olur gencecik oğlanım Allah'ını seversen. Senin için yapacağım. Hadi ablam yap. Kız abla geriden geri. Bismillahirrahmanirrahim. Aha geri. Kaç dakika söyle. Söyle. 3 dakikan kaldı. İyiymiş. Yaparım ben. Bu geri gideceğine ileri gidiyor sanki. 17, 18, 19. Aha gidiyor Gül abla. Bu 3 dakika dedi ya. Bitmiyordu ya. Allah'ım günahlarımı affetsin inşallah. Çok dedikodu yaptım. Arkadan çok konuştum. Ama hiç haram yemedim. Ay hep akrabaları kötüledim. O kadar günahım var ki aklıma gelmiyor hangi birini sayayım. Yani kötülenmeyecek gibi değillerdi. Kurban oldum. Sen benden daha iyi biliyorsun hepsini. Ay yapacağım başka bir şey kaldı mı acaba hayal olarak? Diğer arkadaşa da tepsi mi yıkadı bunu? Yapma ya. Sözlü bile. Abla gözünü seveyim. Gençliğin senin elinde. Son 2 dakika. Aa yapacağım dakika. Ben. Bismillah. Yapacağım. Söksem patlar mı? Diye. Hepimiz uçuracak ama ya. Sedat bile gider. Sevdim, bayıldım. Bomba gibi bir hediye dedikleri mi olsa gerek? Allah seni kahretsin. Böyle bir şey satılıyor muymuş? Evet satılıyor. Düşünsene sabah seni böyle bir şey uyandırıyor. Yemin ediyorum. Bunu ben alabilir miyim? Bunu ben alayım. Benim hediyem Allah Allah. Bana hediye verdin ya sen. Evden buldum ben onu. Allah kahretmesin seni. Elini şeyini mi bana hediye ettin? E sen bana hiç vermedin. Unuttum ben seninkini şaka bir yana. Ben sana hediye vermeyecektim ki zaten. Sen bana verecektin. Ben bununla apartmandakilere şaka yapayım diyecektim. Aman bırak tamam. Demir kapıya bağlayayım ben bunu.
Gül abla ne durumdasın bu arada? Hiçbir tepki yok. Adam elimize bomba tutuşturdu. Çok iyi durumdayım. Sırf senin için yapıyorum. Yahu ekranlara bomba gibi düştüm. Hadi ya. Kaç dakika söyle. Son bir dakikanız. Yapacağım Allah'ın izniyle. Öyle gözüküyor. Çeşmenin altında yıkıyor. Hiçbir şey göremiyorum ama ben ya. Gül abla krem temizleyici vereyim mi? Krem temizleyici vereyim mi? Önce bir şu pasları. Al hadi. Ne yaptın? Hanımefendinin elini altınlarına sıktın. Olsun iyidir krem, iyi gelir. Altınların parlar merak etme. Altınlarım dizi. Kıskanmayın efes altınları bizi. Hadi. Kocamda. Para çok. Son kaç dakika? Son 20 saniye. 20 saniye. 4, 3. Yok 20 saniye diyorsun, 4-3'ü nereden geçtin Allah'ım ya? Lan önce bir an matematik kayboluyor. Evet, 250 bin takipçili Gül abla şu anda etapta iyi bir performans. Bakalım temizlikte nasıl? 5, 4, 3, 7,5, 2, 1. Huuu, patlıyoruz. Ulan o mu ötüyor? Kız gerçekten ötüyor. Abla bırak. Kes. Ciddi mi bunlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.